Ceza muhakemesinde çok önem verdiğim benim bir konu var. Aslında bu genetik inceleme diye benim aslında hep böyle derslerde böyle anlattım. Böyle nasıl söyleyeyim? Belli bazı suçlarda DNA örneğini alıyorsunuz, tükürük örneği alıyorsunuz, biliyorsunuz bunlarla ilgili oluyor. Mesela vermek istemedi. YouTube'da ve benzeri yerlerde haberleri de konu olmuş çok böyle görüntüleri var. Yani siz tükürük örneğini almalısınız ama vermiyor. Nasıl alacaksınız? Yani ellerinden, kollarından tutacak mısınız? Kan örneğini vermesi lazım. Kişi kan örneğini ben vermiyorum. Polis tamam diyor ki zor kullanarak yapacağım ama zor kullanarak nasıl bir insanın kan örneğini alacaksın veya diğer DNA örneklerini alacaksın? Bakın bunlarla ilgili olaraktan burada özellikle bu ben biraz zayıf kaldığını düşünüyorum. CMK'da mesela bu emniyet tarafı çünkü bu işlemler sonunda bir de bu işin uygulaması var. Yani savcı diyor ki bunun tükürük örneğini alacaksın, DNA örneğini alacaksın. Orada zorlayaraktan bunu alıyor. Bu veriler ne şekilde tutuluyor? Dosyanın içerisinde mi kalıyor? Kimlerle ne şekilde paylaşılıyor? İşte bizim için çok önemli olan verinin bence CMK anlamında da biraz daha detaylandırılıp altının çizilmesi gerekiyor. Burada Kaan da ben hep buraları böyle çok şey yapmak istemiyorum. Dedim sunum çok uzun. Özentek'te kişisel verilerle ilgili olaraktan diğer yasal düzenlemelerde eksiklik olduğunu düşünüyorum. Eğer vurgu yapılacaksa işte diğer yasalarda kurumun uygulamaları ve rehberlerindeki açıklamalar doğrultusunda ve kararıyla bununla ilgili resmi gazetede yayınlanmış kurumda bir kararı var. Ona göre uyumlaştırılması gerekir. Belki de bu vesileyle ben elbette 6698 sayılı yasanın içerisinde bazı güncellemeler yapılmalı. Tabii ki onlar yapılmalı. Bunun özellikle bu HES kodları, işte COVID belki de bunlarla sağlık verilerinin bambaşka bir şekilde kullanılmaya başlandığı dönemde biraz kanunun eskimiş sadece Türkiye için değil dünyada ve Avrupa Birliği uygulamalarında ben biraz eskimiş kalabileceğini düşünüyorum. Bu salgınla ilgili eklemeler yapılabilir. Özellikle burada kanun çünkü açık rıza kavramında biliyorsunuz kurumun da bununla ilgili yapmış olduğu bir açıklama var ama işte iş yeri hekimi, efendim işte belli sır saklama yükümlülüğü tarafından kullanılan kişiler ama işte uygulamada öyle değil. Uygulamada şimdi HES kodları geliyor. Şimdi iş yerinde benim de yöneticisi olduğum bir şirketten bugün biraz önce mail geldi. İşte COVID'e rastlandı bir personelimizle ilgili olaraktan bununla ilgili yapılacak önlemler. Hemen 200 kişinin çalıştığı şirket hemen herkes şu soruyu soruyor. Kim olmuş COVID? Şimdi ben bunu açıklayacak mıyım? Nasıl açıklayacağım? Veya annesi babası COVID olmuş. 14 gün olmuş. Bunları nasıl açık rızasını almam gerekiyor mu? İş yeri hekimi olsa ne olacak? İş yeri hekimi olmasa ne olacak? İK'cı bunu yapabilir mi? Avukat bunu yapabilir mi? O yüzden ben özellikle sağlık, pandemi, COVID belki de bunlarla ilgili olaraktan iş yeri hekimleri, insan kaynakları, hukuk belki bunlarla ilgili biraz daha net ayrıntılarını içerebileceği. Çünkü bir de HES kodu konusu var. Yani HES kodunu paylaşmak, evet sadece bir kod ama arkasında belli bir kişinin belli bir şeyi ulaştırabiliyorsunuz. O HES kodu sayesinde ilgili kişinin o anlamda risk taşıyıp taşımadığı konusundaki verinin aktarımı konusunda sorun olabiliyor. Dolayısıyla buraya hızlı geçiyorum. Sağlıkla ilgili özellikle iş hukuku anlamında KVK ile ilgili örtüşen konularda düzenleme yapılması gerekir. İş kanunu da biraz eski kaldı. İş kanunu da bu anlamda kişisel veriler ve özellikle özel kişisel verilerle ilgili bazı düzenlemeler yapılması lazım. İSG uzmanları bu konuda çok fazla çalışıyorlar. Hızlı geçiyorum. Bunu dediğim gibi sunumda olacak. Efendim, insan kaynakları özlük dosyalarında olmayan veri yok. Analık izinden tutun işte efendim oradaki geçirmiş oldukları hastalıklara kadar eş yeri hekim olsa da olmasa da çok fazlası düzenli var ama hem borçlar kanununda hem iş kanununda bence özellikle işçi sağlığıyla ilgili KVK'ya ve Özentek'te kişisel verilerle ilgili düzenlemeler olmalı. Bakın iş kazasıyla da ben hızlandım. Burası hep sağlıkla alakalı olduğu için burayı geçiyorum. Yani sağlıkla ilgili düzenleme. Avukatlara da vurgu yapayım. Avukatlar sır saklama yükümlülüğü, stajyer avukatlar dosyaları bakma hakları, dosyaların örnek alma hakları bunlar çok fazlasıyla uygulamada detaylandırılmamış konular. Avukatlık kanunu da eski kaldı bu konuda. Bunun da güncellenmesi, gençleştirilmesi lazım. Bu kavramlar önemli. Bir kavram da sigortacılar da sigorta ile ilgili düzenlemelerde de eksiklik var. Bunu bir sunum başına söyledim. Buraları hızlandırarak geçeceğim demiştim. Sigorta ile ilgili de bence
Bu anlamda. Çünkü orada epilepsiden astım krizine kadar her türlü verisi var ama bu anlamda bir yazı. Kılık kıyafetle ilgili biraz açılması gerekiyor bu konunun. Bu kılık kıyafetle ilgili olaraktan aslında burada maddenin dizilişiyle kılık kıyafetin ne dediği belli ama uygulamada iş yerinde işçiye verilen ayakkabıya kadar, ayakkabının numarasına kadar bu da kılık kıyafet bilgisi midir? Özellikle kişisel veri midir konusunda tartışmalar var. Veri sorumlusu ile ilgili bir kavram. Bu anlamda gerçek ve tüzel kişiler dedik ama uygulamada bence özellikle bu adi ortaklık konusunda işte gerçek kişi mi, tüzel kişi mi bu ayrımın içerisinde belki bir kelime eklenebilir. Adi ortaklık kapsamda mı değil mi? Bu tip özellikle ticaret kanununda bir düzenleme yapılabilir. SGK, bu ekran görüntüsünü göndereyim, ondan sonra artık zamanımı fazlası doldurdum biliyorum. Veri minimizasyonu kapsam içerisinde bu kadar veri almamıza gerek yok. İşte belki kanunlarda uygun tedbirler alınır dememizin yerine şunu belki yapmalıyız. Şunları alamazsın. Kimlik fotokopisi alamazsın. Örneğin ana adını, baba adını alamazsın. Doğum yerini alırsan kim, hangi grup böylelikle gider. Herkes mahallesine, köyüne kadar hala formlarda bunları alıyor. Belki de gerekli. Kimlik paylaşımı yönetmeliği. Bunları yapacağız. Dolayısıyla vergi dairesiymiş, gelir vergisiymiş, elektronik ticaretmiş. Bunlarla ilgili hangi verilerin alınıp alınmayacağını bakmamız gerekir. Özlük dosyası söyledim, kanayan bir yara. HMK, ben burada sadece SGB'si söyleyeyim. Duruşmalar geliyor. Evet, bir hukukta böyle bir kural var. Kara alenidir diyor duruşmalar ama belki bunu çoğu hukukçu kabul etmeyecek. Yani bunu da belki tekrar tartışmaya açmamız gerekir. Yani duruşmaların aleni olması demek herkesin gelip de o duruşmaları izleyebilmesi anlamına gelmemeli. Bununla ilgili kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bir düzenleme olması lazım. Dışarıda duruşmayı bekleyenlerin adını, soyadını, suçlarını yazdığınız bir sistem içerisinde CMK'da bu olmaz. Onun fotoğrafını çeken kişi müstehcenlik bir suçu işlemiş iddia edilen bir kişiyle ilgili olaraktan bir ileri görüntüleyebilir. HMK, CMK'da düzenleme yapılması gerekir.